dünyanın her yerinde dünyasında kalanlar günü kutlanmaktadır. Kamu bilincini arttırma amaçlı ülkemizde de Dünya Sulak Alanlar Günü her yıl kutlanmakta. Sulak alanların önemi biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu alanlardan bir tanesi ve tür çeşitliliği, türlerin barınma, beslenme ve korunması ile ilgili alanların olduğu alanlar. Bu alanların korunmasına yönelik faaliyetlerimiz Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak da devam etmekte. Burada bugün yapacağımız etkinlikte de alanda hem tanıtımı hem de gelen ziyaretçileri memnun edecek şekilde ve yabanıl hayatı ve su alanlarının korunması ile ilgili faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Siz değerli katılımcıların katılmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bölge müdürümüz de açıkladı. 2 Şubat olmasının sebebi 1971 yılında Ramsar kentinde imzaya açılması. Sonrasında da 1994'te Türkiye'nin taraf olması münasebetiyle taraf olan 172 ülkeden dolayı da Dünya Sulak Alanlar Günü her yıl bu günde kutlanmaktadır. Birkaç yıldır tabii ülkemiz de bunu daha etkin bir vaziyette kutlamaya başladı. Geçen yıl Adapazarı'nda Acarlar Longosu'nda kutladık. Orada tesislerimizi açtık, ülkemize kazandırdık. Bu yıl da ülkemizin böyle güzide bir mekanında burayı kutluyoruz. 2024 yılının Dünya Sulak Alanlar Günü teması sulak alanlar ve insanlık refahıdır. Dünya Sulak Alanlar Günü bu yılki sloganı ise hayat sulak alanlar ve insanlarla iç içe olarak belirlenmiştir. Evet, dünya yüzeyinin %70'inden fazlası suyla kaplı. Dünya üzerindeki yaşam suda başlamış. Su hayati bir ihtiyaç. Bir yuva, yerel ve küresel bir kaynak, bir ulaşım koridoru, ilkel iklim düzenleyicisi. Sulak alanlarsa en çok karbon depolayan ekosistemler olup adeta iklimin can dostudur. Sayısız türde birçok hayvan ve bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Su kaynakları insanlar açısından sağlık, besin, gelir ve enerji kaynağı olmanın yanı sıra dinlence mekanları olarak da işlev görmektedir. Dünyada ve ülkemizde yaşanılan iklim değişikliği nedeniyle bu alanların önemi daha da artmıştır. Her yıl 2 Şubat'ta kutlanan Dünya Sulak Alanlar Günü, sulak alanların insanlar ve gezegenimiz için hayati rolü hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Sulak Alanlar Günü'nün 2024 yılı teması sulak alanlar ve insan refahı olarak belirlenmiştir. Türkiye yarı kurak iklim kuşağında yer almakta olup ülkemizin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynakların kullanımı çok önemlidir. Başta su kaynakları olmak üzere korunan alan sayısını artırma hedefi doğrultusunda çalışmalarımız hızla sürmektedir. Doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgeleri içerisinde yer alan sulak alanlarımıza korunan alan olarak sahip çıkıyoruz. Sulak alanlarımızın sürdürülebilir bir anlayışla korunarak gelecek nesillere aktarılması yönündeki çalışmalar da hızla sürdürülmektedir. Severler ve de fotoğrafçılar için bu bölgeler eşsiz mekanlar oluşturmaktadır. Etrafındaki bitki örtüsünü de canlı. Başarılı çalışmayı yaptığın için çanta da dolu. Evet. Hediyeler var demek. Sağ olun. Önce yarışmaya katıldığın için sonra böyle güzel bir başarılı bir resim yaptığın için. İnşallah başarılı devamını diliyoruz. Şöyle yapalım. Sen biraz yürüdün. Müdürüm buradayız efendim. Haklı haklı. Tebrik ediyoruz. Başarılı çalışmalarını devam ediyoruz.
Şöyle herhalde. Buyur. Belgenizi de takdim edelim. Şu da hediyeniz galiba. Evet, bu sene sınava gidiyorsunuz herhalde değil mi? 12. sınıf. Böyle güzel sanatlar falan mı düşünüyorsun? Ne dedi? Güzel, güzel. Yakından bir tane bırakan çıkar mı? Yaparsın, habitat için şey geliyor.